Merhaba arkadaşlar, ben Bahadır Aydınoğlu. Bugün yeni bir video serisine başlıyorum. STM32 F100RB mikro denetleyicisi olan, üzerinde bu mikro denetleyicisi olan STM32 VL Discovery isimli kartı tanıtacağım sizlere. Çok kısa bir video olacak. Birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. ARM çekirdeği, ARM mimarisi üzerine kurulu bir mikro denetleyici. Piyasada daha çok 32F4, STM32F4 kartı bulunmakta. Bu kart ona nazaran biraz daha küçük ve biraz daha uygun fiyatlı. Birçok örnek var STM32F4 ile alakalı, fakat bu kartla alakalı çok fazla örnek, çok fazla video yok. Aslında birbiriyle çok farkı yok ama yazılım kısmında bazı farkları var. Çok fazla olmasa dahi kütüphaneyle farklı. Öncelikle user manuel açmanızı öneriyorum. Şayet bu kart elinizdeyse. Temel olarak aslında tutorial'lara başlayacaksınız. User manuel hemen hemen işinizi görecektir. 128 kilobayt flash'ı, 8 kilobayt RAM'i var ve 64 pinli bir mikro denetleyici. Üzerinde 2 tane LED bulunmakta. Bu LED'ler entegre şekilde PC8 ve PC9 pinlerine bağlı. Direkt USB'den programlanabiliyor Arduino gibi. Sadece girişi ince. Üzerinde 2 tane dahili buton var. User ve Reset. User'ı kendi projelerinize direkt kullanabilirsiniz. 3.3 volt ile çalışıyor mikro denetleyici ki STM'nin birçok değil, bildiğim kadarıyla hemen hemen bütün işlemci 3.3 voltla çalışıyor. Üzerinde regülatörü var. Onun dışında butonların nereye bağlı olduğunu göstereyim ki zaten ufak bir giriş yapmak istiyorum. Bir sonraki videoda da keyli proje oluşturmayı göstereceğim sizlere. Biz şimdi öncelikle USB'den programlayacağımız için jackların şurada durmasını isteyeceğiz. Şu şekilde, bunların kısa devre olması lazım şunun. Öncelikle onu söyleyeyim. Butonlardan bir tanesi A0'a bağlı ki bu bizim kullanacağımız buton. Diğeri ise reset butonu. Bu da B2 reset butonu zaten direkt. Ya şöyle biraz hayal düşmeyin. Ben çok düşüyorum ya, unutuyorum yani bu user manuali okumadıkça. Yani B1 yazıyor üzerinde. B1'e mi bağlı bu diyorsunuz ki o buton 1 demekmiş. PA0, A0, A'nın 0. pinine bağlı bu buton. Bu user manuelde de diğer özellikleri elde edebiliyorsunuz. ADCS'dir, timer'lardır, USART'lardır, IKRC'dir, odur. Yani birçok özelliği en önemli bu user manuelde okuyabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Diğer videoda Kale Microvision 5 ile proje oluşturmayı anlatacağım. Özellikle benim elimdeki kartı da göstereyim sizlere. Buradan da göstereyim. Gördüğünüz üzere 2 tane buton var. Mavi butonu biz kendi işlerimiz için kullanacağız. LED yakmadır vesairedir. LED'ler de şurada hemen PC9 ve PC8. Programlama ucu ince. Kime doğru gösterebilirsem eğer. Şöyle ince. Pikkit'e takılanlardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.